Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler. Bana ayrılan süre içinde sizlere konut finansman sözleşmelerinden erken ödeme hakkı, erken ödeme cezası, yapılandırma ve yapılandırma halinde alınan ücretlerle ilgili kısa bilgi verip buna ilişkin Yargıtay uygulamasını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle erken ödeme hakkı konusuna değinmek istiyorum. Evet, erken ödeme borçlara kanun madde 96'da düzenlenmiştir. Kanun diyor ki, sözleşmeden veya işin özelliğinden aksi anlaşılmıyorsa borçlu borcunun vadesinden önce ifa edebilir. Tüketicinin korunması hakkında kanuna baktığımız zaman bu kanunda özellikle düzenlenmiştir. Tüketici almış olduğu kredinin tamamını, bir kısmını veya birden fazla taksitini vadesinden önce ifa edebilir. Bu halde banka ifayı kabul etmek zorundadır. Aynı zamanda TKHK'dan kanundan doğan bir indirim yükümlülüğü söz konusu. Eğer tüketici borcunu kısmen ve tamamen ifa etmek isterse banka o ana kadar işlemiş faizleri alabilir ama faizlerin tamamını alamaz. Örneğin 100 bin lira kredi çektiğimizde bunun geri ödemesi ortalama 150 bin veya 200 bin lira oluyor. Banka bizden 100 binin tamamını erken ödemek istersek o ana kadar, ödeme yapılan ana kadar işlemiş faizleri alabiliyor ama daha sonra işleyecek faizleri alamıyor. Yine erken ödeme halinde bankanın vergi, harç, benzeri yasal yükümlülükleri tüketiciden alma hakkı var. Bunları zaten alıyorlar. Tüketicinin erken ödeme hakkı hiçbir şekilde sözleşmede sınırlandırılamaz veya zorlaştırılamaz. Aksine anlaşmalar kesin hükümsüzdür. Erken ödeme yapıldığı zaman eğer tüketicinin borcu tamamen bitmezse kalan miktar üzerinde yeni bir ödeme planı çıkarılır ve bu ödeme planı tüketiciye ücretsiz olarak verilmek zorundadır. Erken ödeme yapılması halinde kalan taksit sayısının değişmemesi esastır. Örneğin biz 10 yıl vadeli bir kredi çektiğimiz zaman 3. yılda kısmi ödeme yaparsak kalan 7 yıllık süre için yeni bir ödeme planı çıkarılır ve taksit sayısı değişmez. Ama biz istersek vade sayısının kısaltılmasını isteyebiliriz. Bankayla bu konuda anlaşabiliriz. Buna bir engel yok. Ama burada şöyle bir problem çıkıyor. Erken ödeme ile birlikte yapılandırma istersek, vade sayısını kısaltmak istersek bankalar bizden yapılandırma ücreti altında bir ücret isteyebiliyor. Bunun alınıp alınamayacağı konusunu biraz sonra değineceğim. Erken ödeme konusunda tüketicinin karşılaştığı en büyük problem erken ödeme ücreti veya kanundaki ifadesiyle erken ödeme tazminatıdır. Kanun şöyle diyor. Tüketici konut finansman Evet, erken ödeme ücreti. Önce şunu söyleyelim. Erken ödeme ücreti sadece sabit faizli konut finansman sözleşmelerinde karşılaştırılabilir. Eğer faiz oranı değişken olarak belirlenmişse bu halde erken ödeme ücreti istenemez. Bazı hallerde kanun koyuşuna izin veriyor. Faiz oranının sabit veya değişken olarak aynı anda uygulanması mümkündür. Eski yönetmelik zamanında, eski kanun zamanında faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde veya kararlı olarak belirlenmesi halinde erken ödeme ücretinin alınamayacağını düzenlemişti. Ama yeni kanunda bu konuda özel bir hüküm yok. Acaba faiz oranı hem sabit hem değişken olarak belirlenmişse bu halde erken ödeme ücreti istenebilir mi? Öğretide bazı yazarlar eğer erken ödeme sabit faiz döneminde yapılmışsa erken ödeme ücretinin alınabileceğini kabul etmekte. Ama ben aksi görüşteyim. Bana göre karma faiz oranı belirlenmişse erken ödeme ücreti alınamaz. Erken ödeme ücretinin alınabilmesi için mutlaka sözleşmede bunun yer alması gerekiyor. Konut finansman sözleşmelerinin geçerli yazılı şekilde yapılmaya bağlı ve erken ödeme ücretinin yazılı olarak mutlaka sözleşmede kararlaştırılması zorunludur. Aksi halde istenemez. Şu da olabilir, erken ödeme ücreti alınabileceğine ilişkin sözleşmede hüküm olmasına rağmen oran gösterilmemişse ne olur? Kanunda bunun oranın üst sınır olarak belirlenmiştir. Diyor ki, kalan vade 36 ay ve 36 aydan üzeri ise erken ödeme oranı en fazla, erken ödeme miktarı %2'sidir. 36 ay ve altında ise %1'dir. Bunlar üst sınırdır. Bunun üzerine kararlaştırılan oranlar geçerli değildir. Sözleşmede erken ödeme ücreti alınabileceğine ilişkin hüküm bulunmasına rağmen oran gösterilmemişse bana göre bu halde erken ödeme ücreti alınamaz. Kanun diyor ki sözleşmede yer verilmek koşuluyla, yer verilmek koşulu mutlaka oranı da içermesi lazım. Oran yoksa erken ödeme ücreti istenemez.
Erken ödeme ücretinin hukuki niteliği nedir? Dayanağı nedir? Öyleyse baktığımız zaman bir görüş bunun ceza koşulu niteliğinde olduğunu kabul ediyor. Başka bir görüş ve kanun götürü bir tazminat niteliğinde olduğunu söylüyor. Kanuna baktığımız zaman eski kanunun gerekçesinde buna ilişkin bir açıklama vardı. Erken ödeme ücretinin amacı kredinin erken ödenmesi halinde konut finansman kuruluşunun faiz kayıtlarının telafi edilmesiydi. Aslında bu ceza koşulu niteliğinde değil, kesinlikle değil. Ceza koşulunun amacı borcun zamanda gereği gibi ifa edilmesini sağlamaktır. Bu daha çok konut finansman kuruluşlarının kredinin erken ödenmesinden dolayı uğramış olduğu faiz kayıplarının telafi edilmesini amaçlıyor. Ben erken ödeme ücretinin alınmasına karşıyım. Şundan dolayı kredinin erken ödenmesi her zaman konut finansman kuruluşunun zarara uğramasına sebep olmaz. Örnek vermek gerekirse 3 yıl önce faiz oranları aylık 0.70, 0.60, 0.50 civarındaydı. Günümüzde ise aylık 1.20'den başlıyor. Ve bu daha yukarı doğru çıkıyor. İşte kredi erken ödendiği zaman banka o parayı kasasında tutmuyor. Ne yapıyor? Bununla ilgili bir finansman sözleşmesi yapıyor. Başkasına ticari kredi, konut kredisi veya ihtiyaç kredisi olarak bunu tekrar piyasaya sunuyor. Banka bu halde zarara uğramış oluyor mu? Normalde 0.70 üzerinden 10 yıl boyunca alacağı faizi başka bir kimseye kredi vererek çok daha önce bu alacağına kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla erken ödeme ücretinin alınması veya kredinin erken ödenmesi her durumda bankanın zarara uğramasına sebep olmuyor. Dolayısıyla bunu bir tazminat olarak kabul etmek bana göre yerinde değildir. Erken ödeme ücreti belki şu halde kararlaştırılabilirdi. Kredi sözleşmesini biz aylık 0.1 üzerinden yaptığımız zaman eğer erken ödemenin yapıldığı anda faiz oranları daha düşükse belki bu ihtimale binaen bir oran kararlaştırılabilirdi. Ama günümüzde olduğu gibi geçmişte çok daha düşük bir oran üzerinden kredi kullanması halinde banka bu krediyi çok daha yüksek bir oran üzerinden başkalarına kredi olarak verebilmektedir. Ve banka hem kredi sözleşmesinden hem erken ödenen miktar üzerinden çifte kazanç sağlamış oluyor. Erken ödeme ücretini yabancı ülkelerde var. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Danimarka, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya ve ABD ülkelerinde geçiyor. Orada düzenlenmesi bana göre normal. Niye? Almanya'da yıllık kredi faiz oranı %3, %4. Bizim ülkemizde ise aylık bu %1.20'den başlıyor. Yıllığa vurduğumuz zaman bu neredeyse %20 oluyor. Artı kredi masrafları, dosya masrafı veya diğer altlar altında bizden çeşitli masraflar alınıyor. Bir de erken ödeme ücretinin olması tüketicinin mali yükünü artırmış oluyor. Bir de kanun gerekçesine baktığımız zaman erken ödeme hakkı düzenlenirken kanundaki gerekçe tüketici bir an önce borcunu ödesin, borç sarmalından kurtarsın. Biz bunu yaparken aynı zamanda erken ödeme ücretini öngörmemiz tüketicinin erken ödeme hakkını kısıtlamış oluyor. Sözleşmede olan erken ödeme ücretine ilişkin anlaşmalar geçerli mi değil mi? Biraz sonra Yargıtay kararlarına değineceğim ama bana göre bunlar haksız şart olarak geçersizdir. Niye? Erken ödeme ücretine ilişkin sözleşmede olan hükümler hiçbir zaman tüketiciyle müzakere edilmiyor. Sorduğumuz zaman hiç kimse sözleşmede böyle bir hükmün yer almasını istemiyor. Benim de konut finansman sözleşmem var, yaptım. Bunu yaparken banka hiçbir zaman bana bunu ister misin diye sormadı. Bu koşulları toplu olarak kabul etmek zorunda kaldım. Bunlar tüketiciyle müzakere edilmeyen hükümler niteliğindedir. Ve bunlar dürüstlük kuralına aykırı olarak tüketicinin durumunu ağırlaştıran hükümlerdir. Bundan dolayı bunlar haksız şart olarak bana göre kesin hükümsüzdür. Ama Yargıtay uygulamasına baktığımız zaman Yargıtay önceleri bir kararında erken ödeme ücretinin alınması haksız şarttır demiş. Daha sonraki kararlarında erken ödeme ücretinin yasal dayanının bulunduğunu, sözleşmede yer almasının haksız şart olmadığını belirtmiş ve son verdiği kararların hepsi bu yönde. Yargıtay yalnız bu kararları verirken haksız şart nitelendirmesine hiç girmemiş. Kanuna baktığımız zaman erken ödeme ücretinin sözleşmede yer verilmesi koşuluyla istenebileceğini söylüyor. Sözleşmede yer verilmesi demek bunun tüketiciyle müzakere edilmesi anlamına gelir. Ama hiçbir zaman müzakere edilmiyor. Dolayısıyla mutlaka haksız şart değerlendirilmesine bunun tabi tutulması ve buna göre haksız şart olmaması halinde istenebilmesi gerekir. Ama birçok sözleşmede bunun haksız şart olduğunu biliyoruz.
Uygulamada karşılaştığımız başka bir sorun refinansman ve yapılandırma. Özellikle bunlar birbirine çok karıştırılıyor. Refinansman nedir? Konut finansman sözleşmelerine ilişkin düzenlemeye baktığımız zaman konut finansmanın 4 türü var. Bir kimsenin konut edinmek amacıyla kredi sözleşmesi yapması, finansal kiralama sözleşmesi yapması, konutunu teminat göstererek kredi sözleşmesi yapması ve dördüncü olarak da bunların yeniden finansman amacıyla yeni bir kredi sözleşmesi yapması. Biz buna son hale refinansman diyoruz. Bir de uygulamada karşılaştığımız başka bir problem, faiz oranları düştüğü zaman biz bankaya başvurup faiz oranının indirilmesini istediğimiz zaman bu nedir? Refinansman mıdır? Yoksa sözleşmede değişiklik yapılması mıdır? Veya başka bir problem, vade sayısını kısaltırsak veya uzatırsak bu refinansman mıdır? Yoksa yeni bir kredi sözleşmesi midir? Şimdi refinansman, mevcut kredi sözleşmesinin ifa ile sona ermesi için yapılan yeni bir kredi sözleşmesidir. Bir sözleşmenin refinansman olabilmesi için mutlaka yeni bir kredi sözleşmesi yapılması ve eski kredi sözleşmesinin sona ermesi gerekir. Aksi halde yapılan işlem refinansman olmaz. Refinansman yapılırken de mutlaka yeni bir kredi sözleşmesinin olduğu gibi sözleşme öncesi tüketicinin bilgilendirilmesi, sözleşme öncesi bilgilendirmeden sözleşme koşullarının tamamının yer alması, bu bilgilendirmenin üzerinden makul bir sürenin geçmesi ve sonra yazılı şekilde yeni bir sözleşmenin yapılması gerekir. Ama konut finansman sözleşmeleri yönetmeliğine baktığımız zaman 12. maddede şu halde refinansman sayılıyor. Bunlar nedir? Birincisi, kredi faiz oranında değişiklik yapılması. Klasik yapılandırma. Örneğin siz aylık 0,120 üzerinden kredi kullandığınız zaman faiz oranları düşerse siz bankaya başvurup bu yeni oran üzerinden sözleşmede değişiklik yapabilirsiniz. Kanun, yönetmelik bunu refinansman olarak nitelendiriyor. Aslında uygulamaya baktığımız zaman yeni bir kredi sözleşmesi yapılmıyor. Siz bankaya başvuruyorsunuz, banka size yapmış olduğunuz talep doğrultusunda yeni bir ödeme planı çıkarıyor. Mevcut kredi sözleşmesi aynen geçerli olmaya devam ediyor. Aslında bu hukuken yeni bir finansman sözleşmesi değildir. Devamına bakıyoruz, kredinin vadesine değişiklik yapılması. Örneğin, taksit sayısının kısaltılması veya uzatılması. Aslında bu da yeni bir finansman sözleşmesi değildir. Bu da mevcut kredi sözleşmesinde değişiklik yapılmasıdır. Başka bir hal, konut finansmanı sözleşmesine belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması. Konut finansmanında faiz oranı, faiz türü, sabit, değişken veya karma belirlenebilir. Sabit faizi değişkene, değişken faizi sabit faize dönüştürebilirsiniz. Bu da refinansman kabul ediliyor. Bana göre bu da refinansman değildir. Bu halde de sadece sözleşmede değişiklik yapılmaktadır. Başka bir hal, aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa bunların tek bir konut finansman sözleşmesi olarak birleştirilmesi, bu olabilir. Başka bir hal, kredinin para biriminde değişiklik yapılması. Konut finansman sözleşmenin TL veya yabancı para üzerinden kurulması mümkündür. Para biriminde değişiklik yapılması da bana göre refinansman değildir. Bunlar klasik anlamda sözleşmede değişiklik yapılmasıdır. Refinansman nasıl gerçekleştirilecek? Refinansman sözleşmesinin mevcut konut finansman kuruluşuyla veya üçüncü bir kişiyle yapılması mümkündür. Ama mutlaka burada yeni bir kredi sözleşmesi yapılıyor. Yeni bir kredi sözleşmesi yapıldığı için bilgilendirmenin üzerinden makul bir sürenin geçmesinin ve yeni sözleşmenin mutlaka yapılması gerekiyor. Ancak bu halde yeni bir refinansman sözleşmesi yapılmış olur ve önceki kredi sözleşmesi bununla sona ermiş olur. Refinansmanın usulüne uygun gerçekleştirilmesi halinde önceki konut finansman kuruluşunun erken ödeme ücreti isteyebilir. Tabi haksız şart niteliğinde değilse. Sözleşmede değişiklik yapılması. Faiz değişikliği, vadenin uzatılması veya kısaltılması bana göre bunlar sözleşmede değişiklik yapılmasıdır. Bu hallerde banka erken ödeme ücreti isteyemez. Değişiklik yapılması halinde mutlaka tüketicinin yapılacak değişiklik hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve yönetmelikte şöyle bir hüküm var, müsaadenizle okumak istiyorum. 12. maddenin 2. fıkrasında
Konut finansman sözleşmesine yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerden tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla onayı alınır. Onay alınmadan önce konut finansman kuruluşu yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesine yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgiyi en az 12 pundo büyüklüğünde anlaşılır bir dilde, açık, sade ve okunaklı bir şekilde kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır. Sözleşmeli değişiklik yapılması halinde değişiklik öncesinde mutlaka tüketicinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu bilgilendirmenin ne zaman yapılacağına ilişkin kanunda yönetmelikte bir hüküm yok ama sözleşmenin yapılmasında olduğu gibi mutlaka bunun makul bir sürece yapılması gerekiyor. Makul süreden sonra bu anlaşmanın da değişikliğinde mutlaka yazılı yapılması gerekir. Aksi halde tüketici değişiklik anlaşmasının yazılı şekilde yapılmadığını ileri sürerek bunu geçersiz kılabilir veya geçersizliği ileri sürebilir. Ama uygulamada sözleşmeli değişiklik yapılması halinde bu bilgilendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Doğrudan doğruya tüketicinin talebi doğrultusunda yeni bir ödeme planı çıkarılıp bu tüketiciye veriliyor. Şimdi ödeme planı değişikliği, faiz oranı değişikliği ve erken ödeme ücretine ilişkin Yargıtay kararlarına bakalım. Kararlar ne yönde? Evet, erken ödeme ile ilgili Yargıtay, erken ödeme ücretinin kanundan doğduğunu ve bunun haksız şart niteliğinde olmadığını istenebileceğini kabul ediyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Sözleşmede yer verilme koşuluna dese de kanun, bunlar konut finansman kuruluşu tarafından her durumda sözleşmeye koyuluyor. Biz bu koşulların haksız şart olup olmadığını denetlemeden doğrudan doğruya her durumda erken ödeme ücreti alınabileceğine karar verirsek o zaman sözleşmede yer verme koşulunun tek başına hiçbir anlamı kalmıyor. Konut finansman kuruluşu zaten her durumda sözleşmede bu hükmü koyuyor. Artık kanun bunu üst sınır olarak belirlemiş. 36 ayın üzerinde olan ödemelerde %2'dir diyor. Daha altındaki vadelerde %1'den fazla olamaz diyor. Ama konut finansman kuruluşlarının bunu her zaman en üst oran üzerinden sözleşmeye koyduğunu görüyoruz. Bunların mutlaka haksız şart olarak denetlenmesi, haksız şart halinde geçersiz sayılması gerekiyor. Ama Yargıtay'ın kararları erken ödeme ücretinin alınabileceği yönünde. Ödeme planı değişikliklerinde, yapılandırmalarda, vadenin uzatılması veya kısaltılmasında erken ödeme ücreti ve yapılandırma ücreti alınabilir mi? Ödeme planı değişikliği, refinansman, faiz oranı değişikliğinde Yargıtay erken ödeme ücretinin alınamayacağına karar veriyor. Kararları bu yöndedir. Bence bu kararların hepsi yerindedir. Örneğin faiz oranı aylık 0,1'i faiz oranları düştü. Biz bunu 0,60'a düşürdük. 0,6'ya düşürdük. Bu halde erken ödeme ücreti alınamaz. Bu refinansman diye bir sözleşmede değişiklik yapılmasıdır. Böyle bir sözleşme, sözleşme hükmü geçersizdir. Veya vadeyi uzattık, kısalttık. Vadenin uzatılması veya kısaltılması anlaşmaları da sözleşmede değişiklik yapılmasıdır. Bu halde banka yapılandırma ücreti alamaz. Vadenin kısaltılmasında büyük ihtimalle biz bunun oranının da düşürülmesini isteriz. Burada problem yok. Eğer konut finansman sözleşmesi aylık 0,70 üzerinden kurulmuşsa, 0,70 üzerinden kurulmuşsa vade kısaltıldığı zaman faiz oranının artırılması söz konusu olmaz. Ama vadenin uzatılması halinde yeni konut finansman sözleşmelerindeki faiz oranı daha yüksekse konut finansman kuruluşu o oranda faiz oranının artırılmasını isteyebilir. Uygulamada yapılandırma halinde sözleşmelere şöyle bir hüküm koyulduğunu görüyoruz. Yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödenmesini kabul ediyorum şeklinde sözleşmelere değişiklik yapılması halinde sözleşmelere hükümler koyulmaktadır. Yargıtay bu konuda çok güzel bir kararı var. Sözleşmeye koyulan bu hükümler geçerli değildir diyor. Her ne kadar sözleşmede böyle bir hüküm yer alsa da yapılandırma ücreti altında alınan ücretler geçersizdir. Bunların alınması halinde iadesi istenebilir. Evet, Yargıtay kararlarında kabul edilen temel ilkelere göre yapılandırma ücreti alınamayacak haller. Masrafların yapılandırma sözleşmesinde açıkça gösterilmemesi. Örneğin ben yapılandırma yaptım. Faiz oranı 0,80'den 0,74'e düşürdüm. Banka benden 1250 lira yapılandırma parası aldı. Ama bunu ne için aldığını o şeyde göstermiyor.
Bu halde istenemez. Birçok karar var, iade edilmesi gerekir diyor. Başka bir yer, yapılandırma öncesinde tüketici bilgilendirilmiyorsa, sözleşme yaratsa bile yine yapılandırma ücreti alınamaz diyor. Son bir hal, alınan masraf sözleşmede kararlaştırılsa bile haksız şart niteliğindeyse yine bu halde alınan masrafın iadesi gerekir. Zaten sözleşmeye baktığımız zaman banka hiçbir zaman bize sözleşme koşullarını müzakere etme olanağı vermiyor. Erken ödeme yaptığımız zaman, erken ödeme dilekçesinde erken ödeme ücreti ödenmesini kabul ediyorum, yapılandırma ücreti ödemesini kabul ediyorum şeklinde matbu olarak sözleşmeye bu hükümleri koyuyor. Bunlar tüketiciyle müzakere edilmeyen, tüketicinin dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde aleyhine olan hükümlerdir, haksız şarttır. Bunların hepsi geçersizdir, kesin hükümsüzdür. Ödeme alınsa bile bunların iadesi istenebilir. Sonuç olarak özetlemek gerekirse, erken ödeme ücretinin alınabileceği yönünde Yargıtay kararları yerleşmiştir. Ama yapılandırma, refinansman, faiz değişikliği, vadenin uzatılması veya kısaltılması halinde bankalar, konut finansman kuruluşları hiçbir şekilde ekstra bir ücret isteyemezler. Çok teşekkürler.